Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bitki biyolojisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bitkilerde taşıma işlemini anlattık, bitirdik. Şimdi geliyoruz biz bitkilerde beslenme, büyüme ve hareket kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? İlk önce beslenmeden başlayacağız, sonra hormonları anlatacağız, daha sonra da hareketinden bahsedeceğiz. İsterseniz şöyle hemen başlayalım. Şimdi ben beslenmeyi vaktimizi çok almasın diye yazdım arkadaşlar. Sadece bu kadarlık bir kısmını bilmemiz yeterli zaten beslenmeyle ilgili. Geriye kalan işte hormonlar falan, onları daha detaylı anlatacağım. O yüzden hormonların olduğu kısım daha da önemli bizim için. Şimdi bitkiler arkadaşlar mineralleri topraktan alıyorlar. Elementleri topraktan alıyorlar ve bunlar için iki tip element vardır. Bunlardan bir tanesi makro element, bir tanesi de mikro elementtir. Makro elementler bitkinin gelişimi için en fazla ihtiyaç duyduğu elementlerdir arkadaşlar. Mesela oksijen, hidrojen, karbon, azot, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi elementler. Bunlar makro elementlerdir. Bitkinin en fazla ihtiyaç duyduğu elementler. Bir de mikro elementler vardır. Zaten mikro ne demek? Küçük demektir. Makro da büyük demektir. Buradan aklınıza gelsin. Bitkinin az ihtiyaç duyduğu elementler arkadaşlar. Klor, demir, çinko, işte nikel, manganez, sodyum gibi elementler. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken bir de minimum kuralı var. Şimdi bitki ortamda hangi mineralden en az varsa ona göre büyümesini ayarlıyor arkadaşlar. Biz buna minimum kuralı diyoruz. Mesela burada bakın, şöyle çizmişim grafikte. Şimdi azot miktarına bakıyorum 6x. Klor miktarına bakıyorum 4x. Demir miktarına bakıyorum arkadaşlar 2x. Bu durumda bitki büyümesini neye göre ayarlıyor? 2x olan demire göre ayarlıyor. Dolayısıyla biz bu olaya ne diyoruz? Minimum kuralı diyoruz. Ortamda hangisi en az varsa onu kullanıyor. Ona göre büyümesini ayarlıyor arkadaşlar. Evet, bitkilerde beslenme ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geliyorum bitkilerde büyüme kısmına. Arkadaşlar, bitkilerde büyüme kısmını biz şöyle bir tablo halinde göstereyim. Daha sonra ise detaylarına girelim. Bakın, bitkilerde büyümeyi bir dış faktörler olarak yapacağız. Bir de hormonlar olarak yapacağız arkadaşlar. O zaman şöyle bir başlık yazalım. Bitkilerde büyüme. Arkadaşlar, bitkilerde büyümeyi ilk olarak bakın şöyle ayırıyorum. Dış faktörler. Dış faktörler. Yani büyümeyi etkileyen faktörler. Bir de hormonlar. Hormonlar. Burada dış faktörleri sadece isimsel olarak bilmemiz yeterlidir. O yüzden sadece isim olarak yazıp geçeceğim ama hormonları oldukça detaylandıracağız. Şimdi bakın, dış faktörlerimiz nelerdir? Mesela sıcaklık bir dış faktördür. Sıcaklık. Daha sonra arkadaşlar ışık. Işık şiddeti yani. Işık şiddeti. Mesela hatırlayın, fotosentezi etkileyen faktörlerde de bunlardan bahsetmiştim. Zaten oradaki grafikleri fotosentezi etkileyen faktörlerde anlattığım için hani burada tekrardan anlatmaya gerek yok. Nasıl etkilediğini arkadaşlar az çok biliyoruz. Daha sonra su, toprak. Toprak arkadaşlar çok çok önemlidir bitki gelişimi için. Daha sonra gazlar. Gazlar dediğimiz oksijen, karbondioksit. Bir de arkadaşlar tabii ki yer çekimi. Yer çekimi. Yer çekimi bitki büyümesini nasıl etkiliyor? Şöyle. Mesela bitkinin kökleri yer çekimine doğru giderken gövdesi yer çekiminin tersine doğru büyüyor. Bu yüzden arkadaşlar yer çekimi bitkiyi etkiler. Şimdi gelelim hormonlara. Arkadaşlar, hormonları kendi içerisinde ayıracağız bakın. Bir büyüme ve gelişmeyi teşvik edenler, bir de engelleyenler vardır bakın. Büyümeyi teşvik edenler, bir de büyümeyi engelleyenler. Şimdi büyüme ve gelişmeyi teşvik edenler arkadaşlar 3 tanedir. Bunlar nedir? Oksin, giberellin, ve sitokinin. 3 tanesi. 2 tanesi de büyümeyi engeller. Şimdi alt hormonlar da var. Onlardan da bahsedeceğim ama genel olarak büyümeyi teşvik edenler bunlar, engelleyenler bunlardır arkadaşlar. O yüzden onları buraya yazmayı düşünmüyorum. Şöyle absisik asit engelleyenler, absisik asit, bir de etilen. Şöyle etilen dedik. Şimdi bakın.
arkadaşlar, hormonlar nasıl bizde çok çok etkili ise bitkilerde de aynı şekilde, aynı oranda etkilidir arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Şimdi bakın, hormonlarla ilgili ilk önce büyümeyi, gelişmeyi teşvik edenlerden, yani oksinden bahsedeceğim. Oksin çok çok önemlidir. Sakın unutmayın. Oksinle ilgili mesela yönelme hareketleri vardır arkadaşlar. Bu yönelme hareketleriyle oksin ne yapıyor? İşte bitkinin hareketini de sağlıyor. Hareketine de katkı sağlıyor. Bu yüzden de oksin bizim için oldukça önemli. Şimdi o zaman şuraya bir oksin diyelim. Şöyle bir oksin diyelim ve oksinden anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar oksin diğer bir adı indol 3 asetik asit. Yani IAA şeklinde de karşınıza çıkar. Bakın diğer adı indol 3 asetik asit. Asetik asit. Bu şekilde de arkadaşlar biliniyor. Bu ikinci adıdır. Bunu IAA şeklinde de karşınıza çıkabilir. O yüzden bir kenarımızda bulunsun. Şimdi ne yapar peki? Oksin nerelerde sentezlenir? İlk önce nerelerde sentezlendiğine bakalım. Arkadaşlar oksin bitkilerde, genç yapraklarda, meyvede, tohumda ve meristem hücrelerinde sentezlenir. Özellikle bitkinin genç kısımlarında sentezlenir, unutmayın. Meristem hücrelerinin büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Yani bölünmesini sağlıyor ve bitkide büyüme ve gelişmeye katkı sağlamış oluyor. Dolayısıyla özellikle mesela bitkilerin uç kısımları, hani apikal meristem dediğimiz kısım var ya, apikal meristemlerdeki hücreler tarafından sentezleniyor. Bitkinin böylece hücrelerinin bölünüp uzamasını, büyümesini sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bitkide genç yapraklarda, meyvede, tohumda ve meristem hücrelerinde sentezlenir. Meristem hücrelerinin bölünmesini sağlayarak arkadaşlar bitkinin büyümesine katkı sağlar. O zaman şöyle yazalım. Meristem hücrelerinin bölünmesini sağlar. Bölünmesini sağlar. Diğer özelliği nedir? Arkadaşlar, ışığı sevmez. Kesinlikle bakın. Işığı sevmez oksin. Zaten yönelme de buna göre gerçekleşiyor. Yönelme olayını anlatırken size neden hani işte ışığa doğru yöneldiğini anlatacağım bitkinin. Işığı sevmez kesinlikle. Işığı sevmez. Yani ışık neredeyse onun tam tersine doğru kaçar arkadaşlar. Az miktarda salgılanırsa eğer yapraklar dökülür. Yani az miktarda salgılanması bitkiyi olumsuz etkiliyor. O zaman yazalım. Az salgılanırsa yaprak dökülür. Yapraklar dökülür. Çünkü az salgılandığı zaman zaten absisik asit devreye giriyor ve yaprak dökümüne sebep oluyor. Eğer ki arkadaşlar çok salgılanırsa bu sefer de büyüme durur. Büyüme durur. Yani nedir? Azı da çoğu da zarardır arkadaşlar. En iyisi normal kıvam. Şimdi gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar ovaryumu geliştirir ve meyveyi büyütür. Aslında böyle nasıl diyeyim size? Hep iyi olan şeyleri oksine bağlayabilirsiniz. Yani bu konuda birçok görevi vardır. O zaman şöyle diyelim. Ovaryumu geliştirir. Zaten ovaryumun gelişmesiyle meyve oluşuyor arkadaşlar. Meyveyi oluşturur. Ovaryum geliştirir, meyveyi oluşturur. Daha sonra arkadaşlar solunumu hızlandırır. Döllenmiş olan çiçeğin yapraklarının dökülmesini önler. Çünkü o yapraklar çiçeği koruyacak o yüzden. Daha sonra kesik gövde ve yapraklarda saçak kök oluşumunu sağlar. Mesela diyelim ki komşunuzun bir çiçeğini çok beğendiniz. Hemen bir dal kopardınız, getirdiniz, onu böyle suyun içerisine koydunuz köklensin diye. İşte o köklenmeyi kim sağlıyor? Oksin hormonu sağlıyor. Daha sonra arkadaşlar oksinin taşınması peki nasıl gerçekleşiyor? Bakın hücreden hücreye taşınırken parenkimatik dokularla, yani parenkima hücrelerinden taşınıyor arkadaşlar. Bu da önemlidir. O zaman şöyle yazalım.
İlk önce bu söylediklerimi de yazayım. Daha sonra arkadaşlar oksinle ilgili bu deneyleri anlatayım size. Mantığını anlatayım. Çünkü çok karıştırılan bir yer. Mantığını anlarsanız zaten soruları kolaylıkla yaparsınız. O zaman şöyle yazalım. Döllenmiş çiçeğin yapraklarının dökülmesini engeller. Dökülmesini engeller. Daha sonra kesik gövde ve yapraklarda Saçak kök oluşumunu sağlar. Bir diğer özelliğini de yazalım arkadaşlar. Oksinin taşınması bir hücreden diğerine parenkimatik dokularla olur. Şimdi geliyorum artık yani bitki nasıl yöneltiyor, ışığa doğru yönelme nasıl gerçekleşiyor, bunu anlatacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir yan başlık yazacağım. Oksinin ışığa doğru yönelmeye etkisi diyeceğiz arkadaşlar. Oksinin ışığa doğru yönelmeye etkisi. Evet. Şimdi ben size ne dedim? Bakın oksin nerelerde salgılanıyor dedim. Arkadaşlar oksin bitkinin genç kısımlarında, genç yapraklarda, genç gövdede salgılanıyor dedik. Oksin özellikle uç meristemde, apikal meristemde salgılanır. Yönelme de zaten buna göre gerçekleşir. Şimdi ben birkaç tane deney çizeceğim buraya ve o deneylerin mantığını size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım, çizeyim, öyle geleyim. Evet, hemen çizdim, geldim arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir sürü deney var. Mantığını anladığınız sürece ne tür bir deney gelirse gelsin anında yaparsınız. Şimdi bakın mantık şöyle. Diyelim ki elimizde bir koleoptil var ve bu koleoptilin neresinden salgılanıyor oksin hormonu? Uç kısmından. Uç kısmında eğer herhangi bir engel yoksa ışık varlığında yönelme genellikle gerçekleşiyor arkadaşlar. Ama ışık her yönden verilmişse, mesela birincisindeki gibi, ışık her yönden verildiyse arkadaşlar bunda herhangi bir yönelme olmaz. Neden? Çünkü eğer ışık buradan verilseydi koleoptil diğer tarafa doğru kaçacaktı ve burada büyüme olur. Bakın oksinin olduğu yerde büyüme olur. Oksinin olmadığı yerde büyüme olmaz. Dolayısıyla burası büyüdüğü için büyüyüp gelişecek, uzayacak ama burası kısa kalacak. Kısa kaldığı için de şu şekilde bir yönelme olayı görülecek arkadaşlar. Yönelmenin mantığı budur. Oksinin olduğu yer, oradaki hücreler bölünür ve büyürler. Oksinin olmadığı taraftaki hücreler bölünemezler arkadaşlar. Dolayısıyla bölünen yer büyüyerek gelişiyor ve şöyle yönelme, sanki ışığa doğru yönelmiş gibi görülür. Yani aslında buradaki temel kaynak nedir? Oksinin etkisiyle orada hücrelerin bölünmesi ve orada hücrelerin büyümesidir. Dolayısıyla ışığa doğru hafif hani gövde gittiği için ışığa doğru yönelme diyoruz. O zaman bunda her yönden ışık alan normal koleoptil arkadaşlar ışıktan kaçacak bir yer bulamadığı için oksin ne oluyor? Tabii ki nereye gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla burada yönelme olayı gerçekleşmiyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum, yönelme yok. Zaten şekilde de yönelme olmadığını anlıyoruz. Şimdi gelelim ikincisine. Burada da ucu kesilmiş ve tek yönden ışık alan bir koleoptil var. Arkadaşlar oksin nereden salgılanıyordu? Uç kısımdan. Uç kısım kesildiği zaman oksin salgılanamadığı için dolayısıyla yönelme de olmaz. O zaman yazıyorum. Oksin salgılanamaz. Salgılanamaz. Yönelme olmaz. Yönelme olmaz. Gelelim buna. Üçüncüsüne. Tek yönden ışık alan normal bir koleoptil var. Arkadaşlar bakın anlattığım mantık bu. Şimdi bakın ışık buradan geliyor. Oksin ışıktan kaçıp nereye birikiyor? Bakın buraya birikiyor. Işık burada birikti. Şey pardon. Oksin burada birikti. Oksin buradaki hücrelerin bölünmesini sağlarken buradaki hücreler bölünürler ve burası büyür. Bakın burası büyümez. Aynı eşit oranda büyümediği için bu büyüyen kısımlar bitkinin sağa doğru yatırılmasını sağlar. Yatmasına sebep olur. Dolayısıyla yönelme olur arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim.
Bunun için açıklamada oksin salgılanır diyelim. Şöyle diyelim, yönelme olur diyelim arkadaşlar. Kısaca en iyisi uzatmayayım. Yönelme olur. Şimdi gelelim şuna. Karanlıkta bırakılan normal bir koleoptir. Bunda da yönelme olmaz. Neden? Çünkü karanlık ortam olduğu için oksin üretildiğinde zaten ışık yok, kaçacak bir etken yok. Dolayısıyla arkadaşlar eşit bir şekilde büyüme olur. O yüzden bunda da yönelme olmaz. Geliyorum şuraya. Bakın genellikle bize soracakları nedir biliyor musunuz? Şu ilk dördü hariç geriye kalanlar sorulma ihtimali daha yüksek olanlardır. Ki zaten çıkmış soru var. Soru çözümünde yazacağım onu da. Şimdi bakın burada mika koyulmuş. Bakın ışık almayan tarafta yarısına kadar mika yerleştirilmiş koleoptil diyor. Işık almayan tarafta var mika. Şimdi bakın ışık buradan geliyor değil mi? Işık buradan geliyor. Oksin nereye birikecek arkadaşlar? Oksin bu tarafta birikmesi gerekiyor normalde ama mika ne yapıyor? Buna izin vermiyor. Mika izin vermediği için arkadaşlar burada mikanın olduğu yerde oksin sentezlenemez ve bu yüzden de yönelme olamaz. O zaman şöyle diyelim, oksin mikanın olduğu yerde sentezlenemez ve yönelme olmaz. Yönelme olmaz. Şimdi gelelim diğerine. Arkadaşlar, diğerinde de bakın ışık yine aynı taraftan veriliyor. Bu sefer mika ışıkla aynı yönde koyuluyor. Yani ışığı alan tarafa yarısına kadar mika yerleştiriliyor. Burada şimdi ışıktan kaçan oksin nereye gelecek? Bakın buraya gelecek. Yani burada üretilecek o oksin. Burada üretildiği için buradaki hücrelerin büyümesine, bölünmesine sebep olacak. Dolayısıyla yönelme olacak arkadaşlar. Yönelme olur. Sonra geliyorum şuraya. Bakın burada tamamen bölmüş mika. Tamamen böldüğü zaman bakın ucu kesmişler. Araya mika yerleştirmişler. Tekrardan birleştirmişler. Arkadaşlar zaten mikadan dolayı ne yapacak? Oksin üretilemeyecek. Dolayısıyla gövdeye geçiş engellendiği için yönelme olmayacak. O zaman yazalım, mika oksinin gövdeye geçişini engeller, yönelme olmaz. Yönelme olmaz. Gelelim diğerine. Bu sefer de ucu kalay kağıdıyla sarılmış bir koleoptil var. Burada ışık geçer mi? Geçmez değil mi? Sanki karanlık bir ortammış gibi düşünür. Ve ışık geçmediği için arkadaşlar yönelme olmaz. Işık geçmediği için yönelme olmaz. Gelelim bir diğerine. Arkadaşlar burada da ucu kesilmiş. Sol tarafa doğru, yani buraya doğru kaydırılmış ve karanlıkta bırakılmış bir koleoptil var. Normalde karanlıkta olunca ne oluyordu? Yönelme olmuyordu. Bakın şurada olduğu gibi. Ama bu sefer ne yapmış? Ucunu kesmiş. Arkadaşlar işte bu ucu kesik olayları birazcık kafamızı karıştırıyor. Ama hemen ne yapıyoruz? Bakın. Koleoptil bu tarafa hani sol tarafa kaydırıldığı zaman burada arkadaşlar oksin bu tarafta birikir. Bakın şöyle düşünün. Hem bu tarafta oksin üretiliyor, buraya geliyor. Hem de buradaki oksin burada üretiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir oksin birikmesi gerçekleşiyor. Oksin biriktiği için ne olacak? Yönelme olacak. Oksin birikmesi olur. Olur ve yönelme olur diyoruz. Peki bunun tam tersi olsaydı, sağa doğru kaydırmış olsaydı bu sefer de diğer tarafa doğru arkadaşlar yönelme gerçekleşecekti. Gelelim bir de agar konulmuş olduğunu düşünelim. Arkadaşlar şimdi agar nedir? Agar bir besin maddesidir. Besin maddesidir, öyle düşünün. Şimdi bu agar ışık veriliyor. Bakın bu arada burada bir de ucu kesilmiş olan, bunu yazmamışım arkadaşlar. Ucu kesilmiş, şöyle yazayım. Ucu kesilmiş ve oksin emdirilen agar. Oksin emdirilen agar konulmuş. Tek yönden ışık alan koleoptil. Bakın burada da yönelme olmuyor. Çünkü buradaki agar
Oksinin sadece gövdeye girişini, yani gövdeye geçişini sağlıyor arkadaşlar. Oksin gövdeye gittiği için, hani yukarılarda kalmadığı için yine yönelme olmuyor. Yönelme olmaz. Burada bizim o zaman temel olarak bakacağımız şey neymiş? Oksin birikiyor mu, birikmiyor mu? Birikiyorsa yönelme olur. Yani bir tarafta birikiyorsa yönelme olur, birikmiyorsa yönelme olmaz. Evet, böylece oksin hormonunun oksin ışığa doğru yönelmeye etkisinden bahsettik arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda diğer hormonlarımızı ve fotoperiyodizm dediğimiz olayı anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.